Bülteni'ne hoş geldiniz. Bu hafta yine birbirinden güzel haber ve etkinliklerle karşınızdayız. İlk haberimiz tiyatrodan. İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sanat yönetmen ilanı verdi. Son başvuru tarihimiz ise 23 Ocak 2021. Başvuracak adaylarda en az 4 yıl tiyatro lisans bölümü mezunu olması şartı var. Ayrıca jüride Cezmi Baskın, Yücel Erten, Levent Üzümcü, Orhan Alkaya gibi isimler bulunuyor. Galata Perform 9. Yeni Metin Tiyatro Festivali başlıyor. Ve festival tamamen çevrim içi olacak. Ayrıca bu yıl yabancı yazarlar da konuk olacak. Bu yazarlar arasında Cervantes Enstitüsü desteğiyle İspanya'dan Alberto Conajero ve Norveç Büyükelçiliğinden de Marco Vitanza gelecek ve atölyeler düzenleyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan özel tiyatrolara dijital tiyatro desteği. Kültür ve Turizm Bakanlığı pandemiden dolayı çok kötü etkilenen özel tiyatrolar için dijital tiyatro projesi başlattı. Bu projeler iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan biri sesli oyun olacak, diğeri ise dijital oyun başlığı adı altında olacak. 30 Aralık tarihine kadar özeltiyatrolar@hotmail.ktb.gov.tr adresine mail yoluyla başvurulabilecek. Bir diğer haberimiz ise devlet tiyatrolarından saat güncellemesi. Devlet tiyatroları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle normalde saat 19.30'da başlayan gösterilerini saat 18'e çekti. Ayrıca online bilet alan sanatseverlerin bir işlem yapmalarına gerek kalmadan ücretleri iade edilebilecek ve gişelerden bilet alanların ise biletlerini iade etmeleri gerekecek. Ve gelelim müzik haberlerine. Borusan Müzik Evi Aralık ayında da Borusan Klasik'te. Borusan Müziğin en sevilen programı olarak kabul edilen Borusan Müzik Evi Aralık ayında da her cuma saat 23 ile 24 arasında Borusan Klasik'te olacak. Bu hafta ise birbirinden güzel seçkiler yer alacak. Bu seçkilerden 11 Aralık'ta Ali Peret, 18 Aralık'ta Esra Pehlivanlı, 25 Aralık'ta ise Zafer Aracagök hazırlayıp sunacak. Ayrıca programı tekrar izlemek isteyenler olursa da pazar günleri saat 21'de ve cuma günleri de sabah 12'de bir kez daha radyonuzda olabilecek. Ve gelelim müzik dünyasının enlerine. Spotify dünya genelinde insanların neler dinlediğini, keşfettiğini ortaya koyan yılın en çok dinlenen sanatçı, albüm ve şarkı çalma listesini açıkladı. En çok dinlenen sanatçılardaysa Sezen Aksu, Ezel, Dolu Kadehi Ters Tut, Patron, Sagopa Kajmer. En çok dinlenen kadın sanatçılardansa Tuğçe Kandemir, Sertab Erener, Sezen Aksu, Zeynep Bastık gibi isimler bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Oktay Dalaysel vefat etti. 2018 yılında Antante dergisinde son kez düzenlenen 8. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yaşam boyu başarı ödülü kazanmıştı. Ancak ödül töreni yapılamamıştı. Ayrıca keman için Gam Metodu ve Yay Çeşitleri diye bir tane kitabı da bulunmaktaydı. Ve Bursa Devlet Senfoni Orkestrası'nda da kemancı olarak yer almaktaydı. İskandar Vidyaya'dan yeni yıl için tekli geliyor. Uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü İskandar Yaya, Odeto Joy 7 Aralık'ta dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak. Bu çalışmasını Beethoven'ın doğumunun 250. yıl dönümünde büyük ustaya bir saygı duruşu olarak ona armağan ediyor. 7 Aralık'ta İskandar Vidyaya'nın YouTube kanalından ve dijital müzik platformlarından dinleyebilirsiniz. Beri Gip'ten İze ve Destek seslerini şarkılarla duyuracaklar. Dünyaca ünlü grup Bee Gees'in yaşayan tek üyesi Beri Gip'ten destek geldi. İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı'na Stayin Alive şarkısını sosyal farkındalık için İzeve bağışladı. Ayrıca şarkının Türkçe versiyonu Yanımda Ol, Benimle Ol klibiyle 30 milyon izlenme ve toplumda çok yönlü farkındalık yaratması bekleniyor. Hedefleri Ocak ayında milyonları aşma. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 15 bin müzisyene destek geldi. Pandemi sürecinden dolayı çok zor şartlar altında olan müzisyenler için Aralık ayından itibaren maddi destek verilecek.
Mevlana'yı anma törenleri bu yıl koronavirüs nedeniyle 2 günle sınırlandırıldı. İlki 7 Aralık'ta olan anma töreninin ikincisi ise 17 Aralık'ta olacak. Gelelim sinema haberlerine. Dünyanın en saygın dergilerinden olan Time, 2020'nin en iyi 10 filmini seçti. Bu filmler arasında Netflix'in ses getiren yapımlarından The Trial of the Chicago 7'den Venedik Film Festivali'ne kadar bir sürü film bulunuyor. Ayrıntılı bilgileri derginin kanalından alabilirsiniz. Türk sinemasından yeni bir haberimiz var. Bergen filminden yeni detaylar geldi. Başrollerini Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı bu filmin çekimleri maalesef koronavirüs nedeniyle bahar ayına ertelendi. Serenay Sarıkaya tam 1,5 yıldır bu role hazırlandığını söyledi. Filmin yapımcısı ise Mine Şengöz. Bergen filminin senaryosu yazılırken birçok edebiyatçıdan, sosyologdan ve yazardan da destek geldi. Resim sergi haberlerimizde bu hafta neler var? İlk haberimiz Picasso İstanbul'da. Türkiye'deki sanat sergilerinde önemli bir kırılma noktası olan ve Pablo Picasso'nun tüm dönemlerini kapsayan Picasso İstanbul sergisi Sakıp Sabancı Müzesi'nin web sitesinden sosyal medya ağlarından erişime açıldı. Sanat severler çevrim içinde yer alan eserleri ayrıca Ferit Edgül'ün Picasso İstanbul için yazdığı ve sanatçının eserlerinin arkasındaki hikayeleri ve sanat tarihsel analizlerini içeren sesli rehberle de Müşfik Kenter'in sesinden dinleyebilecek. Evinizin kasası, İş Bankası kumparası. Sergimizin ismi bu. Geçmişten günümüze para biriktirme alışkanlığı kazandıran kumbaranın serüvenini Evinizin Kasası İş Bankası Kumbarası adlı sanal sergide izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 1928 yılından bu yana başlayarak dönemin fotoğrafları, animasyonları ve kumbaranın hikayesinin anlatıldığı sergi mekanlarında metinleri dinleyebileceksiniz, video ve animasyonları izleyebileceksiniz, ayrıca yapboz gibi oyunlarda oynayabileceksiniz. Contemporary İstanbul hem fiziksel hem çevrimiçi olarak başlıyor ve fuar 14-15 Aralık tarihlerinde İstanbul Sergi ve Kongre Sarayı fuar alanında yapılacak. Sergi hakkındaki ayrıntılı bilgiyi www.contemporaryistanbul.com adresinden bakabilirsiniz. Gelelim edebiyat haberlerine. Bu hafta birbirinden güzel kitaplar var ve haftanın kitaplarını sizler için derledik. İlk kitabımız bu zor süreçten geçtiğimiz dönemde özellikle okumamız gereken bir kitap. Profesör Doktor Osman Erk'ten Bağışıklık Diyeti, Bağışıklık Sistemi ve Antioksidanlar. Bu kitapta bağışıklık sistemi, takviyeler, vitaminler hakkında ayrıntılı bilgiler var. İkinci bir kitap ise Atilla Dorsay'dan. Atilla Dorsay'dan Dünyaya Açılan Sinemamız ve Yeni Bir Kuşaksa kitabımızın ismi. Yazar, koronavirüs çağı aniden bastırdığında dönemi, sinema dönemini ikiye ayırıyor. 2010-2020 yılları filmleri, ikinci dönem ise o dönemde önemli bulduğu dünya sineması. Ayrıca bu kitapta yenileriyle karışmış olmakla birlikte Yeşilçam anıları da yok değil. Yeşilçam sinemasına da yer vermiş bu kitapta. Ama tabii ağırlık olarak kendi filmlerinde. Bu yılların içerdiği çağdaşlıkta, yaratmada ve gençleşmede ve de göz yaşartacak kadar görkemli ilk çıkışlarda diye ifade etmiş bu kitabını ve bu kitapta Remzi Kitap Evi'nden çıkmış. Bir diğer kitabımızsa Mavisel Yener'den Ezop Masalları Sen de Oku. Hepimiz biliriz, boynuzuyla övünen geyiği, karıncayla ağustos böceğini, altın yumurta yumurtlayan tavuğu, maymunla balıkçıları, daha nice nice hikayeler. İnsanlık kültürünün ortak mirası olarak tanımlanan ve mazisi M.Ö. 6. yüzyıla kadar dayanan bu kitap, yaşadığımız dünyayı eleştirel bakış açısıyla bakarken de yeniden bakmamızı öneriyor. Bu kitap da Tudem Yayınları tarafından çıkmış. Ve Nurullah Ataç'tan Kezban'a Mektuplar. Yazar mektup biçimindeki eleştirel denemelerinde yazınsal sorunlar üzerine Kezban'la düşünürken bazen ona, bazen kendisine karşı çıkıyor.
Sanki biri hayali, biri gerçek iki kadına yazılmış mektuplar, yazan yaşayan Atac'ın düşüncelerine, duygularına ışık tutuyor. Bu kitapta Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış. Erhan Gökgücü'den etkileyici bir polisiye roman. Muz kabuğu cinayeti. Muz kabuğuna basarak apartman boşluğuna düşüp ölen bir kadının hikayesi. Eldeki tek bilgi bu. Fakat arkasındaki gerçekler neler? Oyun yazarı, rejisör ve oyuncu olarak görev alan Erhan Gökgücü, iktidar ve güç çatışmalarının insan ilişkilerinde olan etkisini anlatıyor. Ve bu roman bayağı iddialı ve heyecanlı romanlardan birine benziyor. 2020 Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu. Atilla İlhan, Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın desteğiyle düzenlediği 2020 Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri bu yıl koronavirüs nedeniyle tören yapılmaksızın sahiplerini buldu. Muratpaşa Belediyesi tarafından Antalya Edebiyat Günleri düzenlendi. En iyi kitap ödülü ise Mesafenin Şiddetiyle Yalçın Tosun'a, Lodos'ta gelen kitabıyla ise Jale Sancağı verildi. En iyi ilk öykü kitabı ödülü Baran Güzel ve Feri Sürmeli arasında paylaştırıldı. Antalya Edebiyat Günleri onur ödülü ise Latife Tekin ve Alova'nın oldu. Koronavirüs nedeniyle ödül töreni gerçekleştirilemeden verildi. Bu hafta haberlerimiz ve etkinliklerimiz bu kadar. Daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kültür ve sanatta kalın. Ekranlarınız aydınlık olsun. Hoşça kalın.